Merhaba arkadaşlar. Atayınları ben korkmam. 5. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ikinci ünite konusu kesirlerden payları veya paydaları eşit kesirleri sıralamayı öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan değerinden büyüktür. Kesirler karşılaştırılırken yani büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralanırken ilk önce paylarına bakıyoruz. Eğer payları eşit ise paydası küçük olan daha büyüktür diyoruz. Örnekte olduğu gibi 8, 12'den küçük olduğu için 8'de 5, 12'de 5'ten büyüktür diyoruz paylar eşit olduğu için. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan değerinden büyüktür. Kesirlere baktık paydalar eşit o zaman hemen paylara bakıyoruz. Payı büyük olan değerinden büyüktür. 10'da 7 kesri, 10'da 3 kesirinden büyüktür diyoruz çünkü paydaları eşit, 7'de 3'ten büyük olduğuna göre bu şekilde sıralamış oluyoruz. Paydaları eşit olmayan kesirler karşılaştırılırken kesirlerin payları veya paydaları eşitlenebilir. Eşitlemeyi de bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Kesirler genişletilebilir ve sadeleştirilebilir arkadaşlar. Örneklerimize devam edelim. 10'da 7, 10'da 5 ve 10'da 6 kesilerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. İlk önce kesilerin paydalarına baktık. Paydaları eşit. O zaman kesirlerden payı küçük olan diğerlerinden küçüktür. 5, 6'dan 6'da 7'den küçük olduğuna göre 10'da 5, 10'da 6'dan küçüktür. O da 10'da 7'den küçüktür diyerek küçükten büyüğe doğru kesileri sıralamış olduk. Diğer örneğimizde ise 12'de 7, 4'de 3, 3'de 2 kesirlerini küçükten büyüye doğru sıralayalım. İlk önce kesirlere bakıyoruz. Paylar eşit değil, paydalar da eşit değil. O zaman genişleterek paydaları eşit yapabiliriz. 3, 4 ve 12, 12'de eşitlendiğine göre kesirlerin paydalarını 12'de eşitlemek için 4'de 3 ve 3'de 2 kesirlerini genişletiyoruz. 4'de 3'ü 3'de genişlettik. 12'de 9 bulundu. 3'de 2'de 4'de genişlettik. 12'de 8 bulundu. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre paylara bakarak sıralayabiliriz. Paylarında ise 7 8'den küçük 8'e 9'dan küçük. O zaman 12'de 7 küçüktür 12'de 8'den o da küçüktür 12'de 9'dan. Tabi bu sıralama yaptıktan sonra ilk verilen keseleri yazmalıyız. 12'de 7 küçüktür 3'de 2'den o da küçüktür 4'te 3'ten diyoruz arkadaşlar ve alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki kesirleri noktalı yerleri büyüktür, küçüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanı yazarak karşılaştırınız. Hemen birinciye bakalım. 8'de 5, 8'de 1. Kesirlerin paydaları eşit. Paydaları eşit ise payı büyük olan değerinden büyüktür. 5 birden büyük olduğuna göre 8'de 5, 8'de 1'den büyüktür diyoruz. Burada ise 13'te 4, 13'te 8 paydalar eşit. Payı küçük olan daha küçüktür. 4, 8'den küçük olduğuna göre 13'te 4 kesiri, 13'te 8 kesirinden küçüktür diyoruz. Burada ise 2'de 1, 10'da 7. Kesirlerin payları eşit değil, paydaları da eşit değil. O zaman payları ya da paydaları eşitleyebiliriz. 2'de 1'i ile genişletelim. Hem payı hem de paydayı 5 ile çarpacağız. 5 ile 1'in çarpımı 5, 5 ile 2'nin çarpımı 10. Bu durumda her iki kesirinde de paydaları eşitlendi. Paydalar eşit ise payı küçük olan daha küçüktür. O zaman 5 7'den küçük olduğuna göre 10'da 5, 10'da 7'den küçüktür diyoruz. Yani 1/2, 10'da 7'den küçüktür diyoruz arkadaşlar. Burada ise 15/7, 3/2 kesirlerin payları eşit değil, paydaları da eşit değil ama paydaları eşitleyebiliriz. 3 ile 2 kesirini 5 ile genişletelim. 5 çarpı 2 10, 5 çarpı 3 15 paydalar eşitlendi. Payı küçük olan daha küçüktür. 7 10'dan küçük olduğuna göre 15'te 7 kesiri 15'te 10 kesirinden küçüktür. Yani 15'te 7, 3'te 2'den küçüktür diyoruz arkadaşlar. Buradan devam edelim. 15'te 7, 23'te 7. Bu kesirlerin ise payları eşit. Paylar eşit ise paydası küçük olan daha büyüktü. 15 küçük olduğuna göre bu kesir daha büyük olacak. 15'te 7 kesri, 23'te 7 kesrinden büyüktür diyoruz. Burada da yine bakıyoruz bu kesirlerin payları aynı. Paylar aynı ise paydası büyük olan küçük olmalı. 17 15'ten büyük olduğuna göre 17 de 8 kesri 15 de 8 kesrinden küçüktür diyoruz. 42'de 37, 6'da 5 kesri. Şimdi burada hem paylar hem de paydalar birbirine farklı ama paydaları eşit yapabiliriz. 6'da 5 kesrini 7 ile genişletiyoruz. 7 ile 5'in çarpımı 35. 7 ile 6'nın çarpımı 42. Paydalar eşitlendi. Payı büyük olan daha büyük olduğuna göre 37 35'ten büyüktür. O zaman diyoruz ki 42 de 37 kesri 6 da 5 kesirinden büyüktür. 63'te 60, 7'de 3 ya da 60 bölü 63 3 bölü 7. Bakıyoruz paylar ve paydalar birbirinden farklı. O zaman paydaları eşitleyebiliriz. 9'a genişletelim. Çünkü 9 çarpı 7 63. 9'a 3'ü çarptık 27. 9'a 7'yi çarptık 63. Paydalar eşitlendi. Paydalar eşit ise payı büyük olan daha büyüktü. O zaman 63'te 60 kesri 7'de 3 kesirden büyüktür diyoruz arkadaşlar. Buradakiler ise sizlere ödev olsun. İkinci alıştırmaya bakalım. Aşağıdaki kesirleri sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Birinciye bakıyoruz. Bu kesirlerin paydaları eşit. Paydaları eşit ise payı küçük olan en küçüktür. 3 7'den küçük, 7 de 8'den küçük, o zaman diyoruz ki 10'da 3 küçüktür, 10'da 7'den, o da küçüktür, 10'da 8'den. Kesirleri küçükten büyüğe doğru sıraladık. Burada ise yine kesirlerin paydaları Eşit. Paydalar eşit ise payı küçük olan daha küçüktü. 1/5'ten küçük, 5'te 9'dan küçük. O zaman 12'de 1 küçüktür, 12'de 5'ten o da küçüktür, 12'de 9'dan diyoruz ve küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralamış olduk. Burada ise arkadaşlar kesilerin payları eşit. Paylar eşit ise paydası büyük olan daha küçüktü. 12 8'den büyük 8 de 7'den büyük olduğuna göre o zaman diyoruz ki 12'de 13 kesri küçüktür. 8'de 13'ten o da küçüktür. 7'de 13'ten. Burada da yine aynı şekilde paylar eşit. Paydası büyük olan daha küçüktü. 8 5'ten büyük 5 de 2'den büyük olduğuna göre 8 9 kesri küçüktür. 5 9'dan o da küçüktür. 2 de 9'dan diyoruz ve küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralamış olduk arkadaşlar. Evet bu dersimizde payları veya paydaları eşit kesirleri sıralamayı öğrendiğimize göre arkadaşlar geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de ata ben korkmam 5. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.